Unuttum ben. Neyi unuttun? Kendimi. Kendimi unuttum. Yaptıklarımı unuttum. Sana verdiğim acıyı unuttum. Nihan ablayı unuttum. Mutlu oldum. Gülümsedim. Heyecanlandım. Hakkım varmış gibi hiçbir şey yapmamışım gibi. Ben Nihan ablanın ölümüne sebep oldum. Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Ne senin, ne de başkasının iyiliğini hak etmiyorum ben. Gözlerime bak. Bana bak. Ağlama. Bana iyi davranma. Aklıma geldikçe paramparça oluyorum. Ağlama dedim sana. Bilmediğin şeyler var. Biraz mantıklı ol Selim. Bulduğun, düşündüğün çözüm bu mu yani? Ben sana en kestirme yolu söylüyorum. Tertemiz çıkar işin içinden. Hira'nın soyadı Demirhanlı olmasaydı dediğin olabilirdi. Ama o artık bir köle değil. O çok zengin, güçlü, kuvvetli bir ailenin biricik gelini. Çok dikkatli atmalıyız adımlarımızı. Ben her şeyi düşündüm. Bu arada Orhun'un şüphelenip ulaşabileceği bütün delilleri de yok edeceğiz. Bu kadar basit değil anne. Yine de bizi yakacak bir ipucu bulabilir. Kolay kolay vazgeçeceğini sanmıyorum. Önümüzdeki tek engel Orhun. Kızın üstüne titriyor. Her şeyiyle onu korumaya hazır. Onun yanındayken Hira'yı kontrol edemem. Ayrılacaklar. Başka çare yok. Bu kadar kolay olacağına emin misin anne? Hayal kuruyorsun bence. Zor göründüğünün farkındayım. Ama imkansız değil. Göreceksin. Hira'yı avucumun içine alacağım. Neyi? Neyi bilmiyorum? Sen. Sen bir Demirhanlısın. Bilmen gereken en önemli şey bu. Ama... Gözündeki yaşları sil. Nerede olduğunu unutma. Toparlan ve eve gel. Özür dilerim. Çok ileri gittim. Sen bana bir dünya verdin. Ailemi verdin. Geçmişimi geri verdin. Minnettarım. Şikayet etmiyorum. Şımarıklık değil bu. Vicdan yük. Zamanı geldi. Her şeyi öğreneceksin. Senin sandığın gibi değil.
Meryem Hanım, hala çıkmamışsınız. Çıkmanız gerekiyor. Sakın vazgeçme. Yalvarırım, gitme. Söylediklerimin hiçbiri doğru değildi. Seni yarı yolda bıraktığım için, sana bunları yaşattığım için ölesiye pişmanım. Kenan Bey, uyanmışsınız. Bunca zamandır. Abi. Siz iyi misiniz? Evet. Sorun yok. Biraz hava alıyorduk. Eve geçiyorum ben. Biraz işlerim var. Dünyanın en tatlı yengesi. Ağlamışsın sen. Hiç itiraz etme. Yeterince yakınındayım, görebiliyorum. Abimle atıştınız galiba. Anlatırsan dinlerim. Yok, öyle bir şey yok. Gerçekten. Hı hı, belli. Bak ne diyeceğim sana. Siz çok göz önündesiniz. Abimin sana gösterdiği özen, senin onun etrafında pervane olman herkesin dikkatini çekiyor. Nazara geliyorsunuz siz. Hadi gel birer kahve içip sohbet edelim. Ben biraz daha burada kalayım. İtirazınız reddedildi Hira Demirhan'la. İşte böyle. Görümcecilik kazanacak. Ellerim de buz gibi olmuş, üşümüşsünüz. Bekledim belki bir tepki verir, gözünü açar diye. Ama duymadı beni. O her şeyden vazgeçti sanki Şebnem. Köyün içinde bir geceyi atlattık ya. Zor denilen oldu. Şükür. Allah büyük. Dua en büyük kalkan. Çok geçmez alırız Kenan'ın haberini. İnşallah. Amin. İyileşsin artık Kenan abim, uyansın. Var mı bizim için iyi bir haberiniz doktor hanım? Hastamız uyandı. Durumu da gayet iyi. Duydun mu? Duydun mu Meryem abla? Kenan abim uyanmış. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Gözümüz aydın. Allah razı olsun sizden de doktor hanım. Ben görevimi yaptım sadece. Siz sormadan da söyleyeyim, birazdan normal odaya alacağız. O zaman da görebilirsiniz kendisini. Sonra yine görüşürüz, geçmiş olsun. Yemin ediyorum şu anda böyle bağırmak istiyorum, haykırmak istiyorum Kenan abi uyandı diye. Yemin ederim sadaka vereceğim. Şey yapayım mı ben? Vusat ablaya haber vereyim. Git hemen haber ver. Rahat bir nefes alsın kadıncağız. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı vardır kızım. Çok şükür bunu gösteren. Ellerin de hala buz gibi. Abim kadar etkili olmayabilir ellerim ama ben de biraz ısıtmayı deneyeyim. Isındı galiba biraz, değil mi?
Gülnur'a söyleyeyim de bize bir kahve yapsın. Zahmet etme. Gerçekten istemiyorum. Peki. Şimdi sana ne oldu diye soracağım. Ama hiçbir şey anlatmayacaksın. Biliyorum şikayet etmeyi sevmiyorsun. Abime de toz kondurmak istemiyorsun, farkındayım. O zaman beni dinle. Daha önce defalarca konuştuk bunu Hira. Abimin öfkesi hırçın deniz dalgası gibidir. Eser gürler. İyi de gürlerini duymayan kalmaz. Biraz dediğim dediktir. Ama kalbi... iyilikle dolu. Aynen öyle. Bu bakımdan birbirinize çok benziyorsunuz. Ailecek çok zor zamanlardan geçtik Hira. Ablamın kaybıyla başa çıkmak zorunda kaldık. Hepimiz çok zorlandık. Ama abimin yükü bambaşkaydı. Belli etmese de acıdan kıvranıyordu. Seni üzmek için söylemiyorum bunları. Sadece onun öfkesinin seninle bir ilgisi olmadığını anlatmak istiyorum. O seni çok seviyor. Ve gönlünü de alacak, buna eminim. Üzülme ne olur. Sen biraz yalnız kal. Bu dediklerimi düşün, olur mu? Kenan oğlum, geçmiş olsun. Çok şükür, iyisin. Ne kadar korkuttun bizi. Hamdolsun bu sabahı verene. Allah seni bize bağışladı. Pişmanmış usta. Kim? Meryem mi yoksa? Uyuduğumu sanıyordu. İtiraf etti, sonunda söyledi. Pişmanmış. İnan. Açtım gözlerini, kurban oldum. Çok şükür Rabbime. Çok şükür seni bana bağışladı. Kurban keseceğim. Adak adadım vallahi. İyiyim ablacığım, bak ağlama lütfen. Geçmedi. Bitmedi dün gece, bitmedi. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Geçti artık abla. Ağlama ne olur. Abla. Tek tek eksildik biz Kenan. Annemiz, babamız, kardeşim. Sen varsın diye ben dayanabildim o küçücük yaşımda bunca acıya. Tutunacak dalım oldun sen benim. Annemin babamın emaneti diye hep senden güç buldum ben. Ben yaşarken sen göçüp gidersen ben nasıl dayanırım Kenan'ım? Daha sen çok gençsin kardeşim. Görecek günlerin var. Aksakallarını tara inşallah. Rabbim uzun ömürler versin sana. Eğer üstünde bir toplu iğne kadar hakkın varsa bir daha korkutmayacaksın ablanı. Söz ver. Söz ablacığım, söz. Yeter ki sen ağlamaz. Nerede benim güçlü kuvvetli usta sultanım ya? Bak toparla kendini, sana ihtiyacım var. Bir yerin ağrıyor mu? Söyle bana. Ağrımıyor ablacığım. Sanki ağrısa söyleyeceksin. Bilmiyor muyum ben senin huyunu? Ya şöyle ya, Ustad Sultan dediğim böyle olur.
Yavuz, Saadet Eroğlu'nun araştırmasıyla ilgili ne durumdayız? Emrettiğiniz gibi öncelikle şirket ayağına ağırlık verdik. Mahir Eroğlu'nun ölümünden öncesi ve sonrası bizim için gerçekten önemli. Eğer o süreç gölgeli değilse, Saadet Hanım'ın güvenilirliğinden emin olabilirim. Şirketin o dönemdeki CEO'sunu buldum Orhun Bey. Adam yurt dışında yaşıyor, bağlantı kurduk. Acil görüşmek istediğimizi söyledim. Anladım. Yavuz, elini çabuk tut. Bu konu benim için önemli. Anlaşıldı Orhun Bey. Çok sağ olun. Hepiniz geldiniz, beklediniz beni. Elbette bekleyeceğiz Kenan. Sen olsan daha fazlasını yapardın. İsteseler vallahi ben bir böbreğimi falan da verirdim yani. Vallahi bak ant içtim Kenan abi. Ay zaten iki tane var. Rahat mısın Kenan? Biraz sıkı da isteyelim mi? Rahatım dedim ya ablacığım. Bak yapma, alışırım sonra biliyorsun. Alış. Ben hep sana bakarım. Bundan sonra zaten hep yanındayım. Kenan oğlum, daha fazla kalabalık etmeyelim. Dinlen, yine gelirim. Sağ olasın usta. Ayağına sağlık. Ben de hiç istemiyorum ama ben de gideyim artık. Ofis sana emanet Şebnem. Yokluğumu aratma sakın, anlaştık mı? Tamam. Ama bak sen de bir daha buralara düşme, tamam mı? Ben çok panik oluyorum sonra ya. Tamam, tamam. Denerim. Ben de bu sırada arkadaşlık ederim. Sizi geçireyim ben. Yakup amca, ben de seninle geleyim. Tamam. Sen yorulma Feriha. Biz gideriz. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Nasılsınız Kenan Bey? Daha iyiyim, sağ olun. Siz de gitmemişsiniz Vusat Hanım. Dinlenmeniz gerektiğini söylemiştim. Abla bir şey mi oldu? Yok, önemli bir şey yok. Boş ver. Vusat Hanım siz ameliyattayken bir baygınlık geçirdi. Biraz dinlenmeniz şart. Benim dinlenmeye ihtiyacım yok. Kardeşimi gördüm ya, şimdi çok iyiyim. Siz yapılacak bir şey varsa bana söyleyin. Ben burada hemen hallederim. Abla olmaz öyle şey. Eve gidip dinleneceksin güzelce. Kenan, sen buradayken hiçbir yere gidemem. Sen bu haldeyken benim içim rahat eder mi sanıyorsun? Olmaz. Eve git, iyileş bir an önce. Bak sonra kim bakacak bana? Kenan haklı Vuslat. Hadi biz eve gidelim. Hem Meryem de burada zaten. O ilgilenir Kenan'la. Aklın kalmasın ablacığım. Sen toparlanmana bak, olur mu? Meryem, Yakup abiye de söylerim ben. Gelemeyeceğim. Kenan beni ara, tamam mı? Saat kaç olursa olsun uyandırırım falan diye düşünmek yok. Ararım abla, merak etme. Sen de ne zaman istersen arıyorsun, anlaştık mı? Kağıtlara hastamızın ne kadar sıvı aldığını yazacaksınız. İlaçlarınız için tekrar geleceğim. Geçmiş olsun. Kalmana gerek yoktu. Ben hallederdim.
Sağ ol. Buyur Demirhan. Çok severim Kenan'ı. Senin gibi çok kıymetli bir kardeşimiz. Gözünü açtı da rahat ettik çok şükür. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok Demirhan, Allah razı olsun. Haber verseydin de daha önce gelseydik keşke. Sorun değil. Biraz hava almış oldum. Hava almışsın ama aldığın hava ciğerini açmamış gibi. Anlat bakayım. İçini sıkan nedir? Sakladığım sır. Az kalsın her şeyi anlatıyordum Nurşah gelmeseydi. Halası İritre'ye hiç gitmediğini söylemişti. Ama gitmiş. Hem de bu gidişini resmiyete dökmemiş. Sormadın mı nedir, ne değildir diye? Sordum. Kendince bir takım cevaplar verdi. Ama yerine oturmayan taşlar var. Ona şimdi söylersem hiçbir suçun yoktu ama sana eziyet ettim dersem gidecek biliyorum. Hakkıdır da gitmek. Yaşanan onca şeyden sonra nereye gidiyorsun da diyemem. Ama onu bir bilinmezliğe de atamam. Çünkü halasına güvenmiyorum. Güvenlik şefimle konuştum. Araştırmaya devam ediyor. Geçmişini aydınlatmadan ona hiçbir şey anlatamam. El ermeyince güç yetmez demiş büyüklerimiz. Haklısın. Emin olmadan hiçbir şey söyleme. Lakin hakikatin terazisi narindir. Vaktini geçirme ki şirazesi bozulmasın. Bildikleriyle beraber gördüklerini de tartmalı insan. Çetin bir yolda tek kılavuz bir pusula olamaz. İçindeki sesi dinle. Babasınınmış. Bana vermek istedi. Pusula her zaman nereye gideceğini gösterir. Bu değil, kalbindeki pusulayı diyor. Bütün gece buradaymışsın. Seni de korkuttum, şahit oldun her şeye. Hatırlatma ne olur. Kabus gibiydi o anlar. Bütün gece gözümün önünde döndü durdu. İnsan böyle zor zamanlarda kendini sorguluyor. Şunu demeliydim. Şunu da söyleseydim falan diyor ama bir bakıyor ki söylenmemesi gereken her şey söylenmiş. Söylenmesi gerekenler dile bile gelmemiş. Bir şey mi söyleyeceksin? İyisin ya artık. Bundan daha önemli bir şey yok. İlacın içi saati geçmesin.
Geçmiş olsun Kenan Bey. İfadenizi almak için gelmiştim. Tabii ki, buyurun. Olayı anlatır mısınız? Aslında anlatacak çok bir şey yok. Ofisten çıktım. Ablama doğru sokakta yürürken bir anda silah sesi duydum. Size saldıran kişiyi tarif edebilir misiniz? Yere düştüğümde çok hızlı koşan birini hatırlıyorum sadece. Sanırım siyah giyiyordu. Her şey çok hızlı oldu. Peki şüphelendiğiniz biri ya da birileri var mı? Ben avukatım memur bey. Benim birçok düşmanım olabilir. Özellikle bir isim söyleyemem. Taşkınlar olabilir mi? Yok, onlar olmadan eminim. Artık Harika'yı da tanıyorum. Onlar böyle şeyler yapacak insanlar değiller. Dinliyorum. Kenan Çevik kendine geldi Taner Bey. Hayatı tehlikeye atmış. Başka bir isteğiniz var mı? Sanki söylediklerimi doğru anlıyorsun. Ben sana sadece gözdağı ver dedim, aptal herif. Neredeyse adamı öldürüyordum. Özür dilerim, başka hata olmayacak. Kes gevelemeyi. Ben haber verene kadar yerinden kıpırdama. Asla. Bir daha kimsenin önünde diz çökmeyeceksin. Benim bile. Sen bir Demirhanlısın. Bilmen gereken en önemli şey bu. Hoş geldin. Buraya koyuyorsun diye kaldırdım. Sağ ol. Neden bana böyle davranıyorsun? Bana iyi davranıyorsun. Rahatlatmaya çalışıyorsun. Hayatımı kolaylaştırıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Neden? Bir dakika. Özür dilerim. Ben yanlış zamanda geldim galiba. İyi akşamlar. Yanlış anladı. Beni çağır mısınız? Ne diye sırıtıyorsun sen öyle? Az önce Orhun Beylerin odasına uğradım da yanlış zamanda gitmişim. Ne demek o? Anlarsınız ya işte. Yani yakalamışım gibi oldu. Kes! Tamam, uzatma.
Hoşuna gitti herhalde. Böyle hevesle anlattığına göre. Hayır. Siz sorduğunuz için söyledim ben. Neyse, niye çağırdınız beni? Hani bana Nihan'ın elbiselerinden bulmuştun ya. O eşyaların geri kalanı nerede? Niye soruyorsunuz ki? Boş ver niye sorduğumu da cevap ver Gülnur. Bir kısmı burada depoda. Bir kısmını da Afife'nin çiftlik evine gönderdi. Ama bir şey istiyorsanız bir daha depoya giremem. Kaya anahtarı üstünde taşıyor. Bir yolunu bulacağına eminim. İmkanı yok, yapamam. Gülnur. Yaparsın canım. Hem de çok iyi yaparsın. Denerim. Denerim değil Gülnur. Ne yapıp ne edip o kahyadan anahtarı alacaksın. Hem de öyle bugün yarın değil. Hemen. Bu da naza çekmeye başladı kendini. Vallahi umurumda bile değil. İstediğimi yapsın yeter. Zaten canım burnumda, bütün sinirimi ondan çıkartırım vallahi. Sakin ol. Ne kadar yol kat ettiğimizin farkında değil misin? O depodan elimiz boş çıkmayacağımızı biliyorum. Umarım öyle olur anne. Çünkü yoksa Hira'yı kendi ellerimle boğazlayacağım. Gülnur'un söylediklerine mi kızdın sen? Hay Eda, anlamıyor musun? Göstermelik bunlar. Orhun gerçekten evli oldukları düşünülsün diye bilerek yapıyor böyle şeyleri. Olabilir mi başka türlü bir şey? Hiç teselli etmeye kalkma anne. Ben olanların farkındayım. Orhun'un ne kadar değiştiğini de görebiliyorum. Hani bu gece değilse bile çok yakında evlilikleri gerçek olabilir. İşte o zaman gerçekten deliririm. Daha iyi anneciğim, merak etme. Sabah epey toparlar. Nefesim sana emanet, iyi geceler. Başka içmedin değil mi? Yok, sadece bu. Aman diyeyim, gözümden kaçar bir şey olur. Sen söyle, tamam mı? Hemşire önemli dedi, bak duydun. Ayrıca çorbanı iç. Yani çok su içtim, şiştim. Vallahi çorbaya yer kalmadı. İyi de böyle olmaz ki. Yemeden içmeden nasıl toparlanacaksın? Lütfen çocukluk yapma, iç şunu. Nefese de böyle kızıyorsun. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Var evet. Çorbanı iç. Peki. Direnmenin faydası yok. Polislere neden taşkınlardan şüphelendiğini söylemedim. Davayı kazanmak için ne kadar istekli olduklarını biliyorsun. Bütün köyü susturanlar sana da zarar vermek istemiş olabilir. Ayrıca harika taşkından bu kadar emin olman da, ne bileyim yani, bir tuhaf geldi bana. Harika sandığın gibi biri değil. Güven bana. Madem öyle diyorsun. Ne arıyorsun? Peçete. Bak, burada peçete var, boşuna arama.
her zaman nereye gideceğini gösterir. Bu değil. Kalbindeki pusulayı diyor. Pencere kapalı uyumaya alışık değilsin, daraldın herhalde. İyi misin? Yusuf. Su içmek ister misin? Bak gördüğün gibi çorbamı bitirdim. Çorbanı içmeden uyumana izin vermez. Tartışmadan içtiğin iyi oldu. Ya çok şükür uyumadan yetiştim. Ya göremeyeceğim diye çok korktum ya. Baba hayırdır? Kenan'ı ziyarete geldim. Daha önce de haberim olsaydı o zaman gelirdim ama yeni haberim oldu. Ama gelirken de elim boş gelmedim bak. Ya Meryem, şunlara kavanoza falan bir şey koyuver ya. Kenan, geçmiş olsun oğlum. Sağ ol Raşit amca. Ya kim yaptı belli mi? Belli değil. Araştırıyor polis. Elleri kırılsın inşallah. Ya senin gibi bir delikanlıya böyle bir şey yapılır mı ya? Allah'ın cezaları. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. O zaman ben gideyim. Ne demişler? Ziyaretin kıtası makbuldür, değil mi? Gideyim o zaman ben. Meryem, Kenan oğluma iyi bak. Ben gerekeni yapıyorum, merak etme. Bilirim bilirim, sen becerikli kızsındır. Bana bakın, bir şeye ihtiyacınız olursa hemen beni arayın, tamam mı? Olur gelirim. Anlaştık. İyi. Hadi bakalım, iyi geceler, geçmiş olsun, geçmiş olsun, iyi geceler. Kusura bakma. Başkaları için özür dilemene gerek yok. Sorun değil. İğnenizi yapacağım Kenan Bey. Kolunuzu uzatır mısınız? Tabii ki. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hmm.
Bir şey ister misin? Gidiyorsun bu saatte. İyi görünmüyorsun da ondan sordum. İyi uykular. Nereye gidiyor ki bu saatte? Uyuyor değil mi? Uyudu. İlaçları çok ağır. Hadi gel çıkalım. Aman iyi toparlasın kendini bir an önce. Vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi. Çok şükür kurtuldu. Sen niye geldin abla? Sana kıyafet getirdim. Üzerinde aynı şeyler var. Burada da yiyecek bir şeyler var. Karnın doyursun, güçsüz kalma. O kadar yolu bunun için gelip yorulmuşsun. Ama aç değilim abla. Sanki bilmiyorum ben. Ağzına tek bir lokma bile koymamışsındır. Hep böylesin sen. Nasıl ödeyeceğim ben senin hakkını? Kendine dikkat et. Başka bir şey istemiyorum. Usta abla nasıl? Yalnız bırakmasaydın onu. İyi iyi. Toparladı kendini. Nebiye teyzeyi bıraktım yanına. Ben de fazla kalmayacağım zaten. Sağ ol abla. Meryem. Tüm gün aynı laf döndü durdu beynimde. Kendi kendime ölümlü dünya dedim. Başımıza ne gelecek? Soluğumuzu ne zaman kesilecek belli değil. Öyle deyip deyip hep unutuyoruz. Sonra böyle hastane köşelerinde beklerken anca geliyor aklımız. Doğru. İnsan böyle zamanlarda yüzleşiyor kendiyle. Sonradan eyvah para etmez bari. Kenan'a gerçeği söyle. Ne olduysa bilsin. Allah muhafaza. Belki söylemek istediğin imkan mı olmayacak? Gördün olanları. Usta. Oo, hoş geldin Demirhan. Hoş bulduk. Çayın en güzel demi de hep sana denk geliyor. Kısmetlisin Demirhan.
Ben bir rüya gördüm. Sen? Sen hiç rüya görmezdin. Kapısı penceresi olmayan bir odada kalmıştım. Bütün duvarları yokladım, yumrukladım. Ama çıkış yolu bulamadım. Sonra birden senin sesini duydum. Hani pusula gideceğin yönü gösterir demiştin ya. Pusulayı çıkardım. Bir yeri gösterdi. Ama orada da çıkış yolu yoktu. Sen bir tabir istiyorsun. Lakin ben Yakup'um. Yusuf değilim. Ama bana sorarsan senin rüyan bitmemiş. Panikle uyanmışsın uykundan. Sonunu beklememişsin. Nasıl yani? Sende iki pusula var Demirhan. Biri elinde, biri kalbinde. Birinden biri sana çıkış yolunu gösterecek. Ama hangisi gösterecek, ne zaman gösterecek, onu zamanla öğreneceksin. Sabret. Günaydın anneciğim. Kızım günaydın. Kenan nasıl oldu, iyi mi? Daha iyi. Uyuyor şimdi. Yavrum çok erken aradım biliyorum ama. Senin boğulan çenesini tutamadı yine. Kenan'ın hastanede olduğunu kaçırdım ağzımdan. Nefes merak etti. Gece zor uyuttum. Sabah dikildi başıma. İlla konuşacağım dedi. Seni istiyor kızım. Kenan'ı merak ediyor. Dur anneciğim odadan çıkayım. Kenan uyuyor. Günaydın. Günaydın hemşire hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi görünüyorsunuz bugün bakıyorum. Sıvalımlarınız da çok iyi görünüyor. İçtiğim her yudum suda yeniden doğduğumu hissettim. Yani suyun bu kadar iyi gelebileceğini bilmiyordum. Su gerçekten bir mucize. Harika. Böyle devam edin. Seve seve. Erken kalkmışsın. Uyuyamadım. Sen öyle hiçbir şey söylemeden çıkıp gidince. Sorun yok demiştim. Öyle ama aklım sende kaldı. Arasaydın keşke. Endişelendirmişim seni. Üşümüşsündür. Hasta olacaksın. Önemli değil, bir şey olmaz. Önemli. Sen de uykusuz görünüyorsun. Biraz yorgunum ama önemli değil.
Şey, yatağını toplamamıştım. Belki dönersin diye. Uyumayacağım. İyi hissediyorum. İçecek bir şey hazırlayayım sana? Çay ya da kahve. Şimdilik bir şey istemiyorum. Duş alacağım. Sen de dışarıda fazla kalıp üşüme. İyi misin? Dur bakayım. Günaydın. Yılan. Senin gibilerin ciğerini bilirim ben. Ama boşuna uğraşma. İstediğini alamayacaksın. Bu evlilik sahte ve de öyle kalacak. Aksini aklının ucundan bile geçirme. Daha sonra Eda. Şimdi Orhun. Şimdi konuşacağız ve konuşana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Odama paldır küldür girdiğin yetmiyormuş gibi. Bir de meydan mı okuyorsun? Kendine gel. Kendine gelmesi gereken bir tek ben değilim bence. Kusura bakma ama sen ne yaptığının farkında değilsin Orhun. Neden o kıza böyle davranıyorsun? Söylesene. Kimden bahsediyorsun Eda? O kızdan. O köleden. Daha dün bir köle olduğunu unuttu. Kendini gerçek bir hanım zannediyor. Ve bunun tek sorumlusu da sensin. Sürekli taviz veriyorsun, onu mutlu etmeye çalışıyorsun. Söylesene neden? Ona ne yaptım seni ilgilendirmez. Onu hayatının orta yerine koydun. Neden üzerine titriyorsun? Söylesene bana. Verdiklerin yetmedi mi? Neyi hak ediyorsa onu yaşatıyorum. Kendini senin karın zannediyor. Hak ettiği bu mu gerçekten? O benim karım zaten. Senin anlamadığın bu. O bir köle değil. O hizmetçi değil. O benim soyadımı taşıyor. Orhun sen ne dediğinin farkında mısın? Sen onu buraya Nihan'ın intikamı için aldın. Sana onun masum olduğunu söyledim. Öyle olsa bile bu evlilik gerçek değil, sahte, saçmalık. Eda, seni son kez uyarıyorum. Karışma. Düşündüklerini de kendine sakla. Sen o kıza aşık mı oldun yoksa?